Stres Merkezi'nden merhaba. Nvidia'nın yeni kralı GeForce GTX 1080'i yorumlayan MSI'ın Gaming X8G ekran kartının tüm detayları da ve elbette oyun testleriyle bu incelememizde değerlendiriyoruz. Nvidia'nın yeni kral lakabıyla tanıttı ve bizim de gidip yerine gördüğümüz, akabinde de detaylı olarak testini gerçekleştirdiğimiz GeForce GTX 1080 bu defa da MSI'ın yorumuna uğramış olarak karşımıza çıkıyor. Nvidia'nın tabanına ek özelliklerle güç kazandıran MSI, GeForce GTX 1080 Gaming X8G ekran kartıyla geniş bir soğutma sistemi ve buna bağlı olarak Twin Frozen 6 soğutma sistemini bizlere getiriyor. Peki farklar tam olarak neler ve Gaming X8G Nvidia'nın Founders Edition'a oranla ne kadar güç kazandırıyor? Bu incelimizde tüm bunlardan bahsedeceğiz ve elbette her zaman yaptığımız gibi benchmark sonuçlarını sizlere aktaracağız. MSI, Nvidia'nın GTX 1080 kartını farklı biçimlerde yorumlayarak kullanıcılar için farklı seçenekler sundu. Bunlardan biri de elimizdeki GeForce GTX 1080 Gaming X8G. Gaming X8G ile gerek tasarım anlamında gerek donanım altyapısı anlamında geliştirilen GTX 1080 böylece daha zengin bir performans ve görsellik sunar hale gelmiş. Hemen önce kartın tasarım detaylarından bahsetmeye başlayalım. Hatırlayacağınız gibi Nvidia'nın incelediğimiz Founders Edition kartı referans tasarımına geliyordu. Klasik Nvidia tasarımından olan kart MSI'ın yorumuyla artık daha gösterişli ve tasarımıyla da daha geniş özelliklere ev sahipliği yaptığını saklamıyor. Gaming X8G çift fanlı bir tasarımı benimsiyor ve görünüm olarak da klasik MSI renklerini bizlere sunuyor. Yine arka plakayla karşımıza çıkan kart 2 adet güçlü Torx 2.0 fanlarıyla daha önce MSI'ın diğer kartlarına da gördüğümüz gibi Zero Frozer teknolojisinin sahibi. Bu sayede kart 60 derecenin altında olduğu zamanlarda çalışmayan fanlar fanların çalışmasını engelliyor. Fakat sıcaklık 60 derecenin üzerine yükseldiğinde otomatik olarak bu fanlar tekrar devreye giriyor. Bu da yük gerektirmeyen oyun dışı kullanımlarda daha sessiz bir çalışma ortamı demek. Elbette diğer taraftan enerji tasarrufu da sağlayabiliyorsunuz bu şekilde. Kartın tasarım anlamındaki en önemli özelliklerinden biri tamamen özelleştirilebilen tasarımı. LED ışıklarla kartın üzerindeki logoları istediğiniz gibi renklendirmeniz mümkün. Bu da özellikle görünüme önem veren oyun severler için iyi haber. İki yönlü SLI yapma imkanı da sunan GeForce GTX 1080 Gaming X8G 3 adet DisplayPort, bir HDMI ve bunun yanında DVI bağlantısını da içeriyor. DisplayPort standardının 1.4 olduğunu ve HDMI'nin de 2.0 sürümünde olduğu bilgisini de verelim. Böylece 4K oyunlarda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Hatırlayacak olursanız incelediğimiz Nvidia GeForce GTX 1080'de 8000'lik güç bağlantısı yer alıyordu. Ancak MSI'ın uyarlamasında bunun yanına ek olarak 6 pin yuvası daha açılmış. Yani kartta bir 8 pin bir de 6 pin bağlantısı yer alıyor. Daha önceki GTX 1080 incelememizi atlayanlar varsa kısaca Gaming X8G'nin de doğal olarak temel aldığı Nvidia'nın yeni Pascal mimarisinden ve getirdiklerini kısaca bir hatırlayalım. Gaming X8G Nvidia'nın yeni Pascal mimarisini temel alıyor. Pascal mimarili GPU 16 nanometre FinFET fabrikasyon teknolojisiyle üretiliyor. Bu süreç hatırlayacak olursanız Maxwell'de 28 nanometreye dayanıyordu. Böylece 16 nanometre fabrikasyon süreciyle şu an bir ilki de gerçekleştiren Nvidia GTX 1080 ile beraber ilk 16 nanometreli ekran kartını da karşımıza çıkarmış oluyor. 2560 Yuda çekirdeği ile toplamda 9 teraflop gibi bir işlem gücü sağlayan GTX 1080 8GB G5X yani GDDR5X belleklerinin sahibi. Evet, GDDR5'lere de yeni tasarımla beraber artık veda ediyoruz ve G5X ile tanışıyoruz. Micron tarafından üretilen bu yeni bellek yongaları Gaming X8G'de 8GB'lık bir bellek kapasitesi bize sağlıyor ve tahmin edilebileceği gibi GDDR5'in daha verimli hali olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu sayede az sonra test sonuçlarında da göreceğimiz gibi GTX 1080 artık Full HD'nin ötesinde 2K ve 4K çözünürlüklerde oyun severlere rahat bir nefes aldırıyor. Elbette MSI'ın da bu grafik işlemciye yeni soğutma sistemini kazandırmasıyla Nvidia'nın Founders Edition'ına kıyasla performans noktasında birkaç basamak daha yukarısını görmek mümkün. Founders Edition'da çekirdek hızı taban noktada 1607 MHz olduğu gibi elimizdeki kartta da aynı değerdi. Fakat taban noktasında artış söz konusu. Founders Edition'da 1733 MHz'e ulaşabilen çekirdek saat hızı bu ay ekran kartında 1847 MHz'e kadar erişebiliyor. GeForce GTX 1080 Gaming X8G 500 Watt'lık güç kaynağına ihtiyaç duyuyor ve 180 Watt'lık TDP yani temel güç tüketimine sahip. Peki performans anlamında neler getiriyor? Şimdi biraz da bunlardan bahsedelim sizlere. Evet, bu adımda GeForce GTX 1080 Gaming X8G'nin performans notlarından bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söylemek gerekli. MSI'ın karta özel yatırımları sayesinde Gaming X8G GTX 1080'i daha performanslı olarak karşımıza çıkartıyor. Genel olarak performans noktasında bu ekran kartı Founders Edition'a kıyasla FPS kazanım sağlıyor doğal olarak.
Ayrıca yine overclock seçenekleri daha geniş durumda. Ancak aradaki farkın çok büyük olmadığını söylemek gerekti. Mesela GTA 5'te Full HD, 2K ve 4K senaryolarında iki kart arasında 5 ila 10 FPS arası fark görülüyor. Onu da söylemek lazım. Şimdi GameX 8G'nin test sonuçlarına geçeceğiz. Ancak her zaman olduğu gibi öncesinde bu ekran kartını koşturduğumuz test sistemimizin detaylarını sizlerle paylaşalım. Bu noktada şunu da söylemek gerekti. Test sonuçlarını aldığımız sisteme herhangi bir hız aşırtma uygulamıyoruz. Öte yandan doğal olarak güncel işlemcilerle elimizdeki karttan daha yüksek fayda sağlamak da mümkün olabilir. Bunu da belirtelim. Evet, testlerimizi tanıttıktan sonra şimdi GameX 8G'nin test sonuçlarından bahsedebiliriz. Bu defa tipik benchmark testlerinden daha çok, daha fazla olmak üzere gerçek zamanlı test senaryolarını değerlendirdik. DirectX 12 noktasında Age of Singularity ile deneyimlediğimiz kartta ayrıca uzun soluklu The Witcher 3, Assassin's Creed Syndicate ve Doom oynama imkanımız oldu. Özellikle Doom performansında üst düzey grafik ve 4K senaryoda 30 FPS'de akıcı oyun deneyimi elde ettiğimiz GameX 8G 2K çözünürlükte ise 60 FPS'ye kilitleniyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi aynı karttan 4.4 GHz frekansa çalışan Intel Core i7-5960X işlemci ile 4K'da 65 FPS dolaylarında sonuçlar almak da mümkün. Şimdi tüm test sonuçlarına şöyle bir bakalım. Biraz da kartın ses, ısı ve güç değerlerinden bahsedelim. İlk olarak güç tüketiminden başlarsak GameX 8G'nin 200 wattları bulabildiğini söyleyebiliriz. 190 ila 200 arasını seyrettiğini gözlemledik. Bu sonuç GTX 1080'de
aşağı yukarı 180'lerdeydi. Onu da söylemek lazım. Sese geldiğimizde ise kartın boştayken 33 desibel, yük altındayken de 39 desibel ürettiğini gözlemledik. Her iki değerde referans tasarıma göre 1-2 desibel de olsa daha düşük olduğunu da söyleyelim. Peki sıcaklık ne alemde? Onu da atlamamak gerek. Boştayken 35 derecelerde olan kart yük altında 70 dereceleri bulabiliyor. Fakat elbette 70 derece sıcaklık bu seviye bir kart için gayet makul. Gaming X8G'ye iyi bir GTX 1080 yükseltmesi, performans anlamında başarılı bulduğumuz ekran kartı elbette daha önce incelediğimiz Founders Edition'la kıyasla büyük fark getirmiyor. Fakat bizim tercihimiz iki kart arasında Gaming X8G'den yana olacaktır, onu da söyleyelim. Şu an MSI'ın Gaming X8G ekran kartını piyasada 3200 TL civarında fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Asus muadilinin fiyatı daha yüksek, 3400 TL civarında. O nedenle Gaming X8G'yi bu anlamda gayet başarılı bulduğumuzu söyleyebilirim. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.